فإن قيل إير دنلسه، واللفظ المشهور أيضا يقتضي الحصرة. Meşhur bu hadiste ilgili meşhur ibarede hassı gerektiriyor. Ve kezema evradehu l-musannifu musannifin fadailul ansar min hadisi Barra bin Azib. Barra bin Azib'in hadisinden gelen şu lafız: el-ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun. Bak, burada da hasır var. Fel cevap, buna cevaben anil evveli meşhur lafza. Cevabı ennel alamete kel hassati. Bir şeyin alameti de hassası gibidir. Hassatü şey'i biliyorsunuz mantıkta hassatü şey'i şöyle tarif edilir: ma yücedü fihi ve la yücedü fi gayrihi. Bir şeyin hassası onda bulunur, başkasında bulunmaz. Tattaridu ve la tenakisu. Dediği bu. Dolayısıyla madem alamede hassa gibidir, o zaman ensarın sevgisi imanın hassası ise iman olma şey ensarın sevgisi olmazsa demek iman da olmaz. Ve in uhize min tariqil mefhumi, eğer mefhum yoluyla alınırsa fe huve mefhumu lakabin la ibrete bihi. Evet. Yani o lakabın mefhumudur. Ona itibar edilmez. Yani usul fıkı açısından bu ensar kelimesi lakaptır. Dolayısıyla ensarı sevmek onun mefhumu nedir? Demek ki ensarı sevmememek. Bu mefhumda lakabın mefhumudur. La ibrata bihi. İtibar edilmez. Yani mefhumun delil olduğu yerler var. Mesela فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ. Orada o delildir. Mefhum. Ama eğer lafız mefhumunun olduğu lafız lakab ise o lakabın mefhumu delil olmaz. Mesela diyelim ki birisinin, yani mesela anlaşılsın diye söylüyorum, sahabenin lakabı Ansar. Dolayısıyla bunun mefhumu nedir? Demek Ansar olmayanın sevgisi gerekmez demek. Ha işte bu mefhum itibar edilmez. Çünkü Ansar o Medine'deki sahabelerin lakabıdır. Onun mefhumunu ne olmaz? Delil olmaz. Evet. Sellemnel hasra. Haydi diyor. Buna cevabı tenezzülü diyoruz. Haydi dedim, kabul ederim ki bu hasır olsun. Lakin o ancak diyor leysa hakikiyen. Bu has kabul etsek bile hassı hakiki değil. Bel iddiaiyen, hassı iddiaidir. Lil mübalagati. Mübalaga için, yani onların sevgisini böyle iyice Müslümanlar nezdinde vurgulamak üzere gelen hasır şeklinde gelmişti. Bu bir. Ev ve deriz ki hassi hakikidir. Lakinnehu khasun bimen ebgadahum min haythun nusratu. Ancak bu kime mahsustur? Ensarı İslam'a yardım ettiklerinden dolayı onlara bozu eden, onlara göre işte ensarı sevmek imandandır. Doğrudur bu. Hani Taliyekul hukmi bir müştaklık kuralımız var. Ensar da müştaktır. Dolayısıyla yani ensarı nusrattan dolayı sevmesi demek ki nusrattan dolayı boğz ederse o zaman mümin değildi. Ve o zaman has-ı hakiki olur. Yani çok böyle zorlama dolambaçlı zaman yaparım.
Vel cevab anı saniye. İkinci hani la el ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun hadisi ise en gayetehu bunun sonu yani bundan çıkarılabilecek nihai husus ennehu la yakav hubbul ansari illa li mu'minin. Demek ki ansarın sevgisi kimler için gerçekleşir? Müminler için. Ve neyse fi nefsül imani ama ammen lem yaka minhu zâlike. Yani bu ensarın kendisinden evet ensarın ansarlığın olmadığı kimseden imanın nefi burada söz konusu değil. Ve leyse fi nefsül imani ammen lem yaka minhu zâlike. Yani bunun kendisinden gerçekleşmediği kimselerden bu iman nefi edilmez. Bel fihi o zaman şu var. Enne gayral mu'mini la yuhibbuhum. Demek ki müminin dışında bu ansarı sevmez. Bu da doğrudur. Fe enkile fâleş şıkkı sâni. Bu ikinci yoruma göre هل يكون من أبغضهم منافقا وإن صدق وأقره İslam'ın hükümlerini tasdik edip ikrar da etse yani dini itiraf etse bile ama ensara boz ederse acaba bu münafık olur mu? Fel cevap cevaben enne zahir lafzı yaktadihi lafzın zahiri bunu iktiza ediyor. Yani bir kimse tasdiki olsa bile, ikrarı olsa bile eğer ensarı boz ediyorsa münafıktır. Lakin o gayru muradın. Ancak bu kast edilmiyor. Feyuhmelu ala takyidil boğdu bil ceheti. Yani boğdu bir cehete kayıtlanarak anlarız. Yani nusrattan dolayı onları boz ederse münafık olur. Doğru. Femen ebgadahum min hâzihil ciheti. Kim bu yönden onlara boz ederse ki o nedir o yön? Yukarıda söylediğimiz ve yekûnum nasaru Resulallah. Allah Resulüne yardım ettikleri için kim boz ederse elbette essere zâlike fî tasdîkî bu onun imanına zarar verir. Fe yessahu ennehu münafıkun onun münafık olması doğrudur. Ve dolayısıyla buna göre de efendime söyleyeyim hadisteki hasır yerindedir. Ve yukarribu hâzel hamle bu yoruma yorumu yaklaştırıyor. Ne? Ziyadetu Ebi Nuaym Ebu Nuaym'in fil müstahraç el müstahraç adlı kitapta fi hadithil barra bin azib men ehabbel ansara fe bi hubbi ehabbahum ansari seven beni sevdiği sevgi sevmesi sebebiyle onları sevmiş olur. Ansara boz eden de bana boz ettiği için onlara boz etmektedir. Ve ye'ti mislu hâza fil hubbi kema sebeka bunun gibi bu hubbte de gelir yani. Ki kema sebeka yukarıda geçtiği gibi. Ve kad ahraca Müslim min hadisi Ebi Said rafa'ahu la yubgidul ansara raculun yu'minu billahi vel yevmil ahir. Doğru. Yani Allah'a varır, kıyamet gününe iman eden bir kimse ansara boz etmez. Veli Ahmet, Ahmet bin Hanbel rahimahullah min hadisihi, onun rivayet ettiği hadiste hubbul ansari imanun ve buğduhum nifak. Onları sevmek imandır, onlara boz etmek de nifaktır. Ki burada o Arapçadaki Kur'an açık bir şekilde devreye giriyor. Yani ensarı
nusratlarından dolayı sevmek, Allah ve Resulüne nusratlarından dolayı sevmek imandır, doğru. Ve o yönden de onları bozatmaktan ifaktır. Ve yahtemilu, şu da diyor, muhtemeldir en yukarı inne lafza haraca ala ma'na tahzili, bu lafız. Yani terhip yönüyle gelmiştir. Fela yuradu zahiru, onun zahiri kast edilmez. Ve min semme, bundan ötürü lem yukabilil imana bil küfrillezi huve zidduhu. İmanın karşısında, imanın zıddı olan küfrü getirmemiş. Ya bel kabelehu bin nifaki, karşısında nifakı getirmiş. İşaretin ile enne terhibe ve terhibe, şuna işaret etmek için, terhib ve terhib, innema hutibe bihi men yuzhirul imana. İmanı ızhar eden, yani lafzan sözleriyle mümin olduğunu söyleyenlere yöneliktir bu hitap. Ama men yuzhirul küfra, açıkça kafir olduğunu söyleyen ise, fela, bu ona yönelik değildir. Neden? Li'ennu murtekibun ma huve eşeddu min zalika. Çünkü o daha zorunu, küfrü irtikap etmiştir. Yani Ensar'ın boğduğundan daha kötü bir şey irtikap etmiştir. Dolayısıyla onlar bunun muhatabı değil. Hadisin muhatabı zahiren mümin olduğunu söyleyenlerdir. Ta ki eğer o zahiren mümin olduğunu söyleyenler, eğer kalplerinde Ensar'a karşı bir hazazet, bir pürüz varsa onu gidermek içindir. Evet. Kavlu el ansar cemu nasirin ke ashabu sahab ev cemu nasirin ke eşrafu şerif ve lamu fiilil ahdi, o elflamda elflami ahattir. Neden? Çünkü ey ansari Resulillah, onlar kastediliyor. Vel muradu, bunlardan da el evsu vel hazraç. وَكَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ يُعْرَفُونَ بِبَنِي قَيْلَةَ. Bunlar daha önce Ansar Benu Kayle diye tanınıyorlardı. بِفَتْحِ الْقَافِ قَافٍ مَفْتُوحَةٍ وَيَاءٍ تَحْتَانِيَةٍ سَاكِنَةٍ, noktaları altta olan sakin bir yayla. ile. وَهِيَ الْاُمُّ الَّتِي تَجْمَعُ الْقَبِيلَتَيْنِ. Kayle, Evs ve Hazreci cem eden bir kadının ismiydi. O kadın Medine'de şerefli bir kadındı. Toplumu o yönetiyordu. Dolayısıyla ona nispet edildiler. Fesemmâhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Ensâra, artık Resulullah onları Ensar olarak isimlendirdi. Fesâre zâlik alemen aleyhim. Dolayısıyla bu Ensar onlara alem oldu, lakap oldu. Öyleyse madem lakaptır, o zaman El Ensar'daki Elif Lam'ın Ahd Elif Lam'ı demesi yerinde değil. Çünkü oradaki Elif Lam, Elif Lam'ı Lemhiye dememiz veya Garebe-i İstemalla Elif Lam'ı dememiz daha uygundur. Çünkü Elif Lam'ı Ahd dediniz mi, demek ki o Lam tarif içindir. Bu. Ey Ensar, eğer onların lakabı ise zaten marifedir. Marife üzere, marife olan bir ismin üzerine tariflame gelmez ki. Mesela arkadaşlar, diyelim ki Ahmet birisinin ismidir. Siz onun üzerine lam elif şey el getiremezsiniz. Şayet bir durumda, yani el getirebilirsiniz. Onu nekire ederseniz o zaman el getirebilirsiniz. Tamam mı? Dolayısıyla bu İbn-i Hacer'in rahimahullahu teala bu iki kelami arasında bir tedafi var. Bunu dememesi, yukarıda vellamu fiilil adi dememesi lazımdır kanaatindeyim. Zaten Ensar deyince onları anlaşılıyor. Ve utlika ala evladihim ve hulefaihim ve mevalihim. Ensar'ın çocuklarına, onlarla anlaşmalı olanlara, onların azat ettiği kölelere de ansar denilmektedir. Evet.
Say ve değiştir. Oku su. Ve burada duralım. Arkadaş. Biraz aşağıya in. Duralım. Evet. Orada duralım arkadaş. Cezakumullahu hayran kesiran.